Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size şu an 2 hafta video çekemedim zaten sınavlardan dolayı. Bir genel besleme yapayım dedim. Hayvanları hepsi odama getirdim yukarıya yine. Peygamber develer var burada birkaç tane. Tarantulalar, akrepler, gecko, yılanlar falan. Bunların hepsini beraber besleyeceğiz. Bunu da size göstermek istedim bir gün. Çoğu arkadaş soruyor zaten böyle akşamları genel besleme rutini nasıl oluyor diye, senin canların ne zaman besliyorsun falan diye. İşte böyle göstermek istedim bir gün. Akşamları, yani her akşam değil de her 2-3 günde bir her hayvana nasıl suyunu veriyorum, nasıl yemini veriyorum diye. Bunlarda da işte getirdim, fare verecektim. Burada tartara, unkurdu var. Bir de çekirge var arkada. Tek tek istiyorsanız bir geçelim. İlk olarak en kolaylarına zaten. Burada 3 tane akrep var. 2 tane burada ayrı ayrı. Bir tane de siyah peterizi akrebimiz burada. İlk bunlarla başlayalım o zaman. Böyle tripoda koydum. Akreplerin bakımı için ilk su spreyi var. Çünkü su kabına koymuyoruz. Kenarlarla suları sıkıyoruz her 2 günde bir. Bir de küçük gördüğünüz gibi çekirgeleri veriyoruz boyutlarına göre. İlk peterizi akrebimize başlayalım. Arkada çıktı zaten burada yürüyor. Kapağını açayım da göreyim. Hemen zaten saldırı moduna geçti korktuğundan. Zaten akrebim buradan. Görebiliyorsunuz zaten iyi şişmiş, iyi yemek yediği belli oluyor. İlk su, bunda zaten hayvan strese girebilir su sıktınız mı? Çok sevmezler. Kenarlarını böyle sıkıyoruz. Buradan da geceleri aktif oldukları için gece çıkarlar. Çekirgemizi alıp atalım. Arkaya kalsiyum koymuştum. Bu kalsiyumu, yani başka vitaminleri vermiyorsun akreplere. Sadece normal boyutlarına göre bir çekirge veriniz mi yeterli olur. Bir tane yakalamaya çalışayım. Böyle bir tane çekirge tuttum. Bakarsanız. Yani biraz küçük bile olabilir bu. Üstüne attım. Bir tane daha atayım. İki çekirge olsun. Bir tane daha atayım böyle. Tamam. Zaten akrebi şimdi yerken göremeyiz. Akrepler geceleri çıkıyor, bir de çok korkak oldukları için. Böyle attım mı arada da işte 2-3 gün geçtikten sonra açıyorum, bakıyorum çekirge daha duruyor mu diye. Çekirge içinde duruyorsa yememiştir zaten. Kaybolduysa da yani ya saklanmıştır ya da büyük ihtimalle yemiştir. İkinci sarı akreplerimize geçelim. İki tanesini iç içe koymuştum böyle. İlki bunun içinde saklanmış. Bunu koyayım böyle. Açalım bir bakalım. İlk böyle. Şunu koyayım böyle. İkincisi de. İkinci akrep de böyle. Bunları da 2 çekirge atalım. Bunu da böyle bir çekirge buldum. Belki yer mi bakalım. Yok, yemiyor. Bir de çekirge dışarıya hoplamadan. Bu akrep de hazır. Bir köşesine sıkıyoruz. Yeterli oluyor. İkinci akrebimiz de. Bunun boyutu biraz daha büyük. Şu köşede gözüküyor galiba. Buna da öncekisi gibi köşelerine su. Bir tane de küçük çekirge atacağız. Böyle atıyorum bir tane. İkincisini de böyle. Tamam. Köşe çekirge. Bir de şu an ışık vuruyor ya. Lamba açtım buraya, kamerada daha güzel belli olsun diye. Ondan da akrep yemeyebilir yani. Akrepleri geçtikten sonra ikincisi tarantulalara geçelim hemen. İki tarantularımız da burada. Bir burada kahpelme var. Bir de lazyodora türümüz var. İkisi de büyük türlerden. Yani boyutları şu an büyük. Bir de iyi haberim var. 5 tane yeni tarantula gelecek. Şu an video tam hangi gün gelir bilmiyorum. Ama ya 1 ya da 2 haftaya görürsünüz.
5 tane yeni tarantula göstereceğim. Bunu şu an 2 hafta oldu galiba yeni teraryuma koyalım. Şöyle kutuya koymuştuk. Hemen kapatmış buraya zaten saklandığı bir alan. Buna böyle büyük getirdiğim tartaralardan veriyorum. Bunlar kaçmasın diye. Tamam. Böyle bir atayım. Yanlış tarafa gidiyorsun. Bu nasıl yakaladı gördünüz mü? Bir de bunun abdomeni zaten daha çok büyük değil. Dere attıktan sonra 3 tane çekirge verdim. Daha da çok beslememiz lazım. Alttan çekmeye bir deneyeyim. Aa, ölmüş hep gözüküyor. Şu altta şurada tartarayı yakaladı. Bunu çok rahatsız etmeyelim. Yesin tartarasını, kapatayım kaçmasın bu. Bir de bunlarda şu an su kabı yok zaten. Mayıt geldiğinden çıkarmıştım hepsini. Ama tabi problemi çözdük şimdi hepsini yıkayınca. Yeniden koyacağım. Şimdilik her 1-2 gün su bitmiş. Su doldurayım. Tamam, suyunu da doldurdum. Buna ne demiştim? Su kabı olmadığından her 1-2 gün su sıkarsanız yeterli olacaktır. Teraryum bir tarafına böyle su sıktınız mı? Her tarafına değil tabii ki. Ama dikkat edin, su sıkarken tarantulanın üstüne sıkmayın. Çünkü bu arkada abdomeninden kıl bombası yapabiliyorlar. Yani bunları atabiliyorlar. Bunlar da gövdenize değdi mi yakıcı olabiliyor. Yani yakıcı derken kaşındırıyor. Alerjik kişilerde de yakabiliyor. Şöyle yapıyorum. Kenardan içiyorum. Tamam, bu ideal oldu. Kapatalım. Kapanlı. Tarantula bitti. Bakım genelde böyle oluyor zaten. Haftada 2-3 kere yemek veriyorsunuz. Tarantula bakım video belki yapabilirim size, nasıl beslenir diye. Bunu yere koyalım, geri yerine. Tamam. İkincisi, bu bayağı bir agresif olduğu için dikkatli olmamız lazım. Bu hızlı saldırıyor. Abdomen de iyi. Yani aç falan diye. Buna böyle bir tane tartar atalım. Bu yemedi gibi sanki. Zaten tarantula aç olduğun belli olur. İlk attığın an üstüne hoplayıp saldırır. Bunda yani öbüründe gördüğümüz gibi zaten saldırmıştı direkt. Buna suyunu sıkalım. İçinde de bırakalım. 2-3 gün bırakın. Yani en önemlisi zaten dere atarken çekirge ya da başka bir canlı hayvan varsa çıkarmanız. Ama geri problem olmaz yani başka bir zaman oldu mu. En önemlisi dere atarken olmaması. Çünkü dere atarken tarantula savunmalı olmuyor. Yiyebilir çekirge onu. Buna da böyle tarantulaya çok strese sokmadan köşe yaptık. Buradan suyunu içebilir. Zaten buraya köşeye aşağı doğru kazmış biraz. Şimdi sırada ne geliyor? Bizim Crested Gecko var burada. Crested Gecko'ya yemek verelim. Bunun için bugün yani buna karışık veriyoruz. Her 1-2 güne bir meyveli karışık veriyoruz. Bugün de çekirge zamanı. Bunun içinde önemli olan bu gekolarda vitamin koymanız. Yani bunun içinde kalsiyum D3 var. Çok önemli bu. Olması lazım. Bunu da açalım kapağını. Bu kesin saldıracağından eminim zaten. Bak şuna baksanıza. Telefonu böyle bu köşeye koydum. Direkt telefona fokus yaptı yani. Baktım. Şu an ışığın altında renkleri çok güzel gözüküyor. Deneyelim. Burada iki tane çekirge vitamini koyduk. Yine düştü ya. Bak bu sefer düşme lütfen. Hadi. Bakıyor. Vallahi hoplayış gördünüz mü? Göze görünmüyordu yani bir de. Canavar gibi saldırıyor. Tamam, yedi gibi.
Bunu bir dinleyelim. Hop hop. Hiç affetmiyor ama. Düştü mü yakaladı mı göremedim. Yok yakalanmış, tamam yakalanmış. Tamam. Son bir tane de. Neyse yesin. Bu arada bunlara zaten anlatmıştım galiba videolarda. Çok suya ihtiyaçları var. Nem hep %80 olması lazım. Daha yaş. Günlük yani gerçekten günlük. Altta su kabı bir de var. Bu suluk niye olmuyor bilmiyorum. Ama günlük suya ihtiyaç duyuyorlar. Yani çok da vermiyorum. Bir tane daha vereyim. Yeter. Tamam yeter buna. 4 tane verdik. 2-3 gün vermeyiz. 2-3 güne de meyve karışımı veririz. Onu anlatmıştım zaten geçen videoda. Böyle nemini de yaptık. Kapağını kapatabiliriz. Bu bilerek zaten küçük alanda kalıyor. Aşağılarda hem daha temiz tutmak için toprak koyarsak yerler. Bir de çekirge bir şey ya da başka bir canlı hayvan verdiniz mi? Bunu takip etmek için. Büyük bir tane teraryumu koysan bulamazsın. Çekirge yedi mi yemedi mi diye. Bunlar da çok hassas hayvanlar olduğu için dikkat etmeniz lazım. O yüzden başka hayvana geçelim. Bir de bakamayanlar varsa yılanın fare yediğini videoyu şu an kapatsınlar. Çünkü bundan sonra yılana fare vereceğiz. Bazı insanlar da yani ölü de olsa fare yediğini bakamıyorlar. En iyisi zaman başka videoda devam bakarsınız. Burada kontinentimiz bayağı bir aç olduğu gözüküyor. Buna donmuş fare veriyoruz. Python'a canlı fare veriyorduk. Donmuş faremizi getirdim böyle. Küçük boyutuna göre. Kalınlığına göre bakıyorsunuz zaten ortasından. Kontinek bayağı bir aç. Su kabında devirmiş. Bak. Hop. İçeriye gir. Yani çok rahat edilmez de ben yine de su kabına su koyacağım şimdi. Köşeye kakasını yapmış, onu temizleyeceğim bu faresini yerken. Tamam temizledim böyle. Yılanı yerken izleyelim. Bunu suyun da doldurduk şimdi. Yılan çıkmaya çalışıyor direkt. Deri attığı için de bayağı bir büyüdü. Daha büyük boyut fareye geçebiliriz. Şu an bak devam yemek istiyor. Kapatayım burayı. Bu yılan daha hiç saldırmadı bana. Yılan yani bu hayvanların hepsine bakılacaksa en kolay bakılan hayvanlardan biri de yılanlardır bence. Yani haftada 15 dakikanı bile almıyor. Arada bir su veriyorsun. Haftada bir ya da pitonda 2 haftada bir fare veriyorsun. Bu da yeterli oluyor. Bunu açalım. Ben buna 2-3 gün önce fare verdim. Kalın burası belli oluyor. Buna suyunu koyacağız. Su kabını devirmiş. Bunu bir açayım. Açalım böyle. Pitonumuz da burada. Önceden demiştim zaten teraryumlara geri koyacağız. Şimdilik böyle koyduk. Yani benim yaptığım gibi de yapmayın şu an. Ben yılanı 2 senedir tanıdığım için yapıyorum. Hayatta yılan kafasının önünden hareketler yapmayın. Fare zannedebilir, av zannedebilir. Saldırabilir yani size. Benim yaptığım gibi almayın. Alırsanız göstereyim. Arkadan böyle bir yerden tutarak. Bak bu yılan zaten alıştığı için hiçbir hareket bile göstermiyor. Tanıyor beni. Ama başka bir yılansa ya da yeni bir yılan aldıysanız önce 1-2 ay takip edin nasıl hareket ediyor diye. Bir de istiyorsanız almadan bir kere bir arka diye geri koyayım bir göstereyim. Almadan böyle bir dokunun nasıl reaksiyon gösteriyordu. Birden dönüp saldırma moduna geçiyorsa yani kafasını döndürüyorsa geri koyabilirsiniz. Bunu çıkartalım. Yani zaten pitonlar bir de yavaş türler olduğu için hemen kaçmayacaktır. Koan sineği buraya koysam bir dakikada gider bir daha bulamazsınız. Bunu çıkartalım. Yani temiz bir de. Sadece suyunu koyacağız. Birkaç gün sonra eski teraryumuna geçecek. Suyu getireyim. Başka da bunda şu an yapılacak çok şey yok.
Böyle şimdilik aldım. Birbirlerine bakıyorlar mı? Yok, neyse, bakmıyorlar. Koyayım böyle. Birkaç gün daha idare edeceksin. Kapatalım. Bunun için de tamam. Bir de tam üstten belli olmuyor. Hava nasıl alacağını soracaksanız. Burada 4 tane açık yer var. 2 burada, 2 öbür tarafta. Buradan hava alabiliyor. Hayvanlardan, nem ve sıcaklıktan hariç havalandırma en önemli olan şeylerden birisidir. Hep burada gördüğünüz gibi. En son bir gekomuz kaldı burada. Böyle içeriden göstereyim. Bayağı bir hızlı geko olduğundan çok hareket yapmak istemiyorum. Gerçekten abartılı hızlı bir tür. Bir açtım mı bakalım derken duvarlardan tırmanıp kaçabiliyor. O yüzden buna nereye koymuştuk? Un kurtlarımızı. Tamam, buradaymış. Bunu da aradım. Nemini yaptım zaten günlük. Bu da çok nem ihtiyaç duyuyor öbürü. Neredeydi? Kresik gekomuz gibi. Bir de leopard geko da tanırım size. Tanıtırım size. Yakında gelecek bunlar da. Böyle açayım. İkisini de alalım. Böyle attın mı? Gececi hayvan olduğu için bulacaktır. Çok enteresan gövde yapısı var bunda. Tamam. Kapatalım. Nemini yaptık. Genelde şu anki hayvanlarda, bende şu an olan hayvanların bakımı böyle oluyor. Başka peygamber develer var. Onu da başka videoda göstereceğim için. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Baktığınız için çok teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın.